dersimiz, ilk konumuz öncelikle mitoloji ve mit ve sembol. Bu kavramları konuşarak başlayacağız. Elbette ki yoga dediğimiz zaman ve asana dediğimiz zaman hitap ettiğimiz kültür şu anda Hindistan coğrafyasında. Hint kültürünü bahsediyor olsak da aslında bu tarihsel perspektifte baktığımızda Hindistan coğrafyasından menkul değil sadece. O tarih içerisinde şu anda çizilmiş sınırlarıyla yoksa Endonezya, Burma, Tayland, Pakistan ve İran dahil sayılabilecek çok eski kadim bu anlamda bir kültür ve hatta bunun aynı benzer paralelliklerini dünyanın çok daha bambaşka coğrafyalarında Güney Amerika'dan tutun Mezopotamya'ya kadar veya Çin gibi farklı farklı alanlarda da aslında bir ortaklık görebiliyoruz. Şu anda ancak biz daha çok bize Hint coğrafyasının sunduğu metinler perspektifinden bakıyor ve konuşuyor olacağız. Onların bu anlamda metinleri üzerinden dediğimiz zaman da dolayısıyla yoganın da ki öğreti olarak buradan geldiği için yazıtları metinlerinin çerçevesinde konuşuyor olacağız. Şimdi önce en başta anlatmak istediğim ve herkesin algısının en azından bu anlamda genişlemesini dilediğim bir kavram var ki bu kavram sembolik düşünme diye belki özetleyebiliriz veya daha temel tanımlayabiliriz. Sembolik düşünme insanın aslında çok soyut ki en başta ifade ve iletişim dil üzerinden daha sofistike insanın tarih içerisinde kendini sunduğu alanıysa dilin kendisi bile aslında gerçekleri, dışarıdaki varoluşu, yaşamı, dünyayı, doğayı ne demek isterseniz aktarmak adına aslında bir aracı rolünde. Ve hiçbir zaman hiçbir nesneyi olduğunda olduğu haliyle gösteremiyorsunuz. Her gösterdiğiniz şey aslında bir referans değer. Bunlar genel olarak baktığımızda aslında semboller, yansıtmalar veya yansımaları diyebiliriz belki. Kavramlar üzerinden tıpkı şu anda konuştuğum sözlerin her biri aslında anlam olarak zihninizde bir düşünce olarak vuku buluyorken çıkan ses ve sesle beraber aslında onun yansıması sembolik bir düşünmenin ürünü olarak sizde bir anlam üretiyor. Ve bunun gibi aslında bütün insanlık tarihi ki şu an konuştuğumuz asanalarda bunun bir örneği, en önemli örneklerden bir tanesi de burada yukarıda duvarda duran sembolik bir düşünmenin ürünü olarak yogada genel herkesin eminim bildiği om sembolü gibi. Ama bu değil, bambaşka bir sürü kavramlar ve imgeler de sunabilirsiniz. İnsan zihni haç gibi, ay yıldız gibi. Bayrakların hepsi sembolik düşünmenin bir ürünü. Veya bizim bugün konuştuğumuz gibi fiziksel bir postür gibi bedenin de aldığı aslında bir imge olabilir. Ve ona verdiğiniz bir isim gibi ağaç, balık vesaire vesaire. Bütün bunlarla beraber dolayısıyla aslında sembolik düşünme insanın daha derin düşünebilme ya da İnsan olmaya dair aslında çok içkin, çok daha soyut ve çok daha zor kavramları çok katmanlı konuşabilmesine alan açan bir yapı. Bu yüzden sembolik düşünmeyi öncelikle kendimize açmamız lazım. Sembolün ne demek olduğunu anlamaya çalışmamız lazım. Genellikle yanlış anlaşılma ki yogayla herkesin aşina olduğunu düşünüyorum ki böyle bir kursa katıldığınız için. Hatha yoganın dilinden mesela kundalini, çakra, nadi gibi terimlerinden tutun da bütün bu asana isimlerine kadar ve bambaşka başka öğretilerden de kavram olarak daha derin, daha soyut aktarılmış manevi anlamda, daha derin felsefi anlamda da veya dini anlamda da diyebilirsiniz eğer bu kelimeyi seçmek istiyorsanız. Kavramlara kadar her biri aslında çok katmanlı, üzerine literal yani direkt geldiği kelime anlamıyla hemen kabul etmeyecek kadar bizden zekayla düşünme üzerine böyle bir derin tefekkür etmemizi talep eden
aslında kavramlar. Bugün de aslında böyle bir geniş alana giriyor olacağız ki daireden dikdörtgene. Yaşam çiçeği çok ünlü. Birazdan onun da örneği var. Veya heksagonlar, piramitler ya da iki boyutlu çizimler, harfler, bütün diller, gelmiş geçmiş tüm diller ve dilin yazıya dökümü, gerek söz olarak, ses olarak yani bir sembol, gerek imgesel bir sembol, A burada gördüğünüz, veya bir imge, burada bir elma yok ama elmanın sembolü var, resmi dediğim zaman. Bu sembolik düşünme aslında o yüzden asana'dan manevi yaklaşıma veya daha derin soyut pek çok kavrama, bu anlamda özgürlükten tutun, Amerika'daki özgürlük heykeli, orada bir özgürlük yok ama orada bir sembol var. Veya bir haç veya om sembol gibi daha derin başka manevi anlamlar da sunabilir. Ve düşünebilecek en kolay yanılgı çoğunluğun literal düşünmesi. Sembolik düşünmenin bu derin katmanını görmeyip literal düşünme yaklaşımı. Bunda genelde aslında hem Buda, bugün Buda'nın da aydınlanma yıl dönümü, yani yüzyıllar geçen tabii ki ama Mayıs ayının dolunayı aydınlanma günü diye geçer. Onun verdiği bir örnektir. Buda'ya referansla konuşulur ama başka yerlerde de duymuş olabilirsiniz. Bir parmak eğer bir ay işaret ediyorsa bu parmağı değil, aya bakın demektir. Parmak burada sembolik. Burada bizim düşünme dediğimiz gibi işarettir. Ve işaretler size kendinin ardında olan görünmeyen bir anlama adı üstünde işaret tutar, yönlendirir zihni. Bu yüzden de bir parmak gördüğünüzde parmağa bakmayın. Bu düz bakışla, genelde kedi köpeğe gösterdiğinizde aslında böyle yapar, değil mi? Onlar gösterdiğiniz yere dönmez, parmağınıza bakar. Ve sembolik düşünmede gördüğümüz bütün bunların hepsi Sri Yantra, Çakra, Hayat Ağacı, bu Kabala Yahudi, ezoterik Yahudizm, Yahudilikten veya Mısır'da Horus'un gözü veya yaşam çiçeği, dönen bir derviş veya Kundalini, şu gördüğümüz ve pek çok bugün için konumuz olan, bundan sonraki 5 dersimizde de asana, fiziksel poz postür, simgesel ya da sembolik düşünmenin bir ürünü, arkalarında derin, her biri üzerine yani koca bir kitap yazılabilir, uzun uzun. Ama bir koca kitabı okumak herkesin her zaman yapabileceği bir şey değil. O içeride saklı olan anlamı tek bir saniyede, tek bir imgede, tek bir seste sunabilirsiniz. Bu iletişimin kolaylığıdır. Bu yüzden de simgesel ve sembolik düşünmeye insan olarak ihtiyacımız var. Bunların ardında da o derinliği açarsak zeka da daha derin, daha farklı gerçekleri keşfetmek adına imkan bulabilir. Bu yüzden simgesel düşünme veya sembolik düşünme, iki kelimeyi de kullanmışız, bir ürünü olarak konuşuyoruz asanaları. Fiziksel sadece jimnastik, esneklik ve güçlenme değil. Bu literal, dış görüntüsü. Tıpkı dış görüntüde burada işaret, parmak görmeniz gibi ya da burada yeşil bir yuvarlak görmeniz gibi. Ama onun ardında bir tat var. Şu an burada olmayan, sizin zihninizin okuyacağı, bu yeşil yuvarlığa baktığınızda bir tat imgeleyebilirsiniz, bir koku imgeleyebilirsiniz. Bunlar daha derin katmanlarıdır. Benzer şekilde her bir asana üzerinden de çok derin katmanda tat, renk, koku gibi aynı benzetmeden yaratılış veya varoluşa dair burada daha geniş anlamda daha büyük ölçekten daha küçük ölçeğe katman katman okumalar yapabiliriz. Burada da en azından bunu yapmaya en azından birlikte çalışıyor olacağız. Açmaya çalışacağız zihnimizi. Böylesi bir daha geniş bakışa. Önce
Bu konuşmaların sembolik dediğimiz her şey nasıl başladı ise şu anda da her birimiz burada bir başlangıcın sonucu olarak oturuyoruz. Alıp verdiğimiz nefesle, sahip olduğumuz bedenle ki yogada bütün bu katmanlarıyla kişinin beden, nefes, duygu ve düşünce alanıyla zihin, geri kalan, var olan, ben olmayanla, tüm yaşayan canlılar ve cansızlarla dünya, gezegen ve onun haricinde tüm var olan gezegenlerle belki güneş sistemi, daha da tüm var olan diğer tüm yıldızlarla galaksi, Samanyolu diyecekseniz sonra diğer galaksiler ve sonra daha devam ederseniz bütün evrene kadar genişliğinde bireyin geri kalan bütünle kurduğu ilişkiyi, bireyin parçalarıyla bir arada kurduğu ilişkiyi araştıran bir ilim. Bunun ismi yoga. Ve böyle başladığımız zaman dolayısıyla yoga metinleri, disiplinleri, yazıtları genel olarak Hint kültürünün bütünlüğünde bakarsak sadece fiziksel, bireysel yaşamın tek başına ayrıksılığının mümkün olmadığını, bu tek başına bireysel yaşam denen bu parçayı burada bulduysam, geri kalanla aslında beraber bir arada çok derin bir ilişkisi olduğunu keşfetmiş ve bunun üzerine de açıklamalar yapmış. Günümüzde bilim dediğimiz alanın yapmaya çalıştığı gibi. Ama bunu çok daha bütünlüklü, bir de üstüne üstlük sembolik ifade edebilmiş. Bu ifade etmeler, dolayısıyla açıklamalar, şimdi konuşmaya başlayacağız ama önce ben bilim diliyle anlatacağım. Yani size rasyonel argümanlarla, sonra bunların nasıl sembolik okumalarla hem asana üzerinden ve onların kullanıldığı kültür ve tarih içerisindeki mitolojik öykülerde yansıma bulduğunu paralelliğinde bakarak. Her şey, kozmos diye bir kavramla başlıyoruz. Kozmos, yaratılış diye Türkçe'ye çevireceksek, şu anda var olan en büyük, en kapsayıcı düzenin ismi. Buna evren de deniliyor. Evrenin başlangıcı, böyle bir yerden başlayacağımızı eğer belki tahmin etmediniz ama evrenin nasıl var olduğunu anlatarak başlayacağız önce. Çünkü oradan başlayarak şu anda buradayız bir şekilde. Bu bilimde, günümüzde kabul edilen Big Bang teorisi. Bir şekilde, çok tarihini anlatmayacağım teorinin nasıl ortaya çıktığını ama artık büyük şişme, patlamadan ziyade şişme diye de adapte edildi. Daha doğru olduğu tercih edildi bu kelimenin. Şöyle ki, ilk başta bir tek noktacık vardı. Hatta noktacık bile diyemeyeceğiniz boyutsuz bir şey. Zaman ve uzay yoktu. Her şey karanlıktı veya tanımsızdı. Böyle diyelim, en azından tanımsızdı. Kütle, zaman ve mekanın tanımlanamayacağı yoğunlukta sadece çok yoğun kendi içerisinde diyelim ki bir tekillikten 13.7 milyar yıl önce diye tahmin edilen, burada singularity diye yazmış, tekillikten çok yoğun bir şekilde burada söylediği gizemli olan bir parçacık veya kütle, bir genişleme, şişme, o yüzden söylenmesinin sebebi o, ortaya çıktı. Ve bu şişme içerisinde atomların çok daha alt, işte fotonlar vesaire böyle kavramlarla gidecek. Birbirlerini bir nevi aslında kendi içlerine neredeyse böyle çökecek kadar yoğunlukta ve öylesine bir yoğunlukta ki ışığı bile yansıtamayacak kadar. Dolayısıyla bu yüzden de burada diyor ki ışık sonra transparent, yani görünür oldu. Ancak ilk başta öylesine kendi içlerinde bir, çok teknik tanımlara girmeden basit anlatmaya çalışıyorum. Öylesine yoğun bir güç vardı ki, yoğunluk vardı ki, yani insan zihninin alamayacağı kadar ışık bile içinde hapsoluyordu. Öyle anlatalım. Ve daha sonra belli bir aşamaya geldiğinde bunlar bir nevi yavaş yavaş o yoğunluklarını kaybettiğinde sonra bir itme gücüyle birbirlerine karşı dağılarak protonlar, nötronlar vesaire diyelim ki oluşumuyla ışık
görünür oldu. Ve ışığın görünürlüğüyle beraber aslında ortaya çıkan şey parametre olarak uzay ve zaman aynı anda. Uzay ve zaman ışık hızına giderseniz ışığın içerisinde çöküyor. Yani uzay, zaman ve kütle yok oluyor. Bu ne demek? Zaten bunların derin, daha felsefi boyutta anlamları ve konuşmaları mevcut öğretinin, yoganın içerisinde. Ama şimdilik çok nesnel bir şekilde anlatıyorum. Işık görünür olduğu zaman uzay ve zaman ortaya çıkması, şu anda da burada böyle çizgi çizgi çekilmiş gördüğünüz uzay ve zamanın parametresi gibi. Ve sonra birdenbire bir sebepten anlatamasalar bile, yani en hafif iki element hidrojen ve helyum ortaya çıkabilen, sadece bu yoğun proton ve nötronların bir aradalığıyla ve çok yoğun gaz kümelerinin oluşması. Bu çok yoğun gaz kümelerinin oluşmasından sonra yavaş yavaş o kadar yoğun, o kadar ağır ki yine insan zihninin anlayamayacağı kadar içine çökmeye başlaması, hidrojen ve helyumun çökmesinin sonucunda bu iki atom temelinde burada yazan füzyon patlamalarıyla ilk yıldızların oluşumu ve sonra yıldızların birbirine çökmesi daha da içerik birbiriyle beraber etkileşimiyle diğer atomların oksijen, karbon vesaire gibi. Böylece de galaksilerin oluşumu diye açılan bir evren. Bu hikaye şu an bilimin anlattığı yaratılışın nasıl başladı. Yoganın kendi metinleri içerisinde ise dili, o yüzden yavaş yavaş sonra mitolojiye geçeceğiz. Belki şu an çok daha basitleştirerek anlattım ama çok, eğer merak ederseniz inceleyebilirsiniz. Linkler de paylaşabilirim. İnternette bolca doküman mevcut. Daha basitliğiyle yoga daha manevi anlamda şöyle anlatıyor. İlk başta karanlık bir okyanustu. Bu da mitolojik öyküsü. Sadece karanlık sular vardı. Ve karanlık sulardan hiçbir şey olmayan bir karanlık okyanus gibi düşünebilirsiniz. Görünür olmayan, deneyimlenebilir olmayan, ses, hiçbir maddeye dair deneyimin olmadığı bir yerde bunun ismi, ki o tekliğin, sorarsanız uzay ve zamanın geldiği yer neydi önceye dair? Ki bunu soramazsınız çünkü önce diyemezsiniz zaman olmayan bir şeye. Orasına ancak zamansızlık diyebilirsiniz. Her şeyi içine dahil edecek, vesilesiyle geri kalana sebep olabilecek bir şey vardı diyebilirsiniz sadece. Bu zekayla konuşmaya çalışsak. O yüzden analitik konuşmayla mitoloji ayrılıyor. Şu an biz zekayla konuşmaya çalışıyoruz, mitolojiyle değil. Ama böyle bir şey, her şeyi içinde dahil edebilecek bir öncül, tekil, bu tekliği bir nevi kendinden doğurabilecek ve görünürlüğe çıkartabilecek diyecekseniz. İsmi, Sanskrit ismi burada yazan en büyük, Brih. Kökünden gelen, en kapsayıcı olan, Brahman. Her şeyi içine alan ve dahil edebilen ama kendisi deneyimlenemeyen ve görünemeyen. Deneyime çıktığı anda, yani yukarıda söylediğimiz ilk o uzay ve zaman parametreyle görünürlüğe bir nevi ışık tırnak içerisinde, ki öncesinde ışık bile görünmeden yine de o kendi içlerine çöktükleri bir evre vardı. Şurada gösterdiği quantum fluctuations yazan quantum salınımlar. Bir nevi tezahür olarak, görünür olarak kumaş gibi düşünecekseniz, matris gibi. Kendinin görünürlüğüne çıktığı, tezahür henüz etmemiş. Ancak tezahürün potansiyeli olan bir ilkeye evrildi. Bunun ismi maddenin potansiyel hali. Avyaktam diyor Sanskrit, tezahür etmemiş. Ve bunun bir sonraki evresinde ise şu an yoga, analitik yoga konuşuyoruz. Mitoloji değil hala. Deminki bilimleydi, bu analitik.
görünmeyen görünürlüğü potansiyelliğine çıkarttığında bir sonrasında görünür olan ilk şey kozmik bir zekaydı. Sadece saf zeka. Buna da diyecekseniz ki eğer, ışık kendisini artık ışık olarak gösterdiği andan itibaren. Mahat veya en büyük ilke, Mahatattva Sanskrit açılımıyla kozmik zeka. Bu bir nesne değil, madde değil, tekrarlıyorum. Sadece saf zeka ne demek? Zihniniz ne şekilde anlıyor, algılıyor bilmiyorum. Ama söylemeye çalıştığım şu ki, şu ana kadar konuştuklarımız çok soyut konuşmalar, çok soyut kavramlar. Ve bunları zihninizin imgelemesi ve anlayabilmesi kolay değil. Bu yüzden de mitoloji aslında bizim için devreye giren yer oluyor. Ve anlatımı sonra şöyle bir dile dönüşüyor. Karanlık okyanusta, sonsuz dalgalarla dolu olan okyanusta uykudaydı birisi, bir adam gibi. Ve uykusundan uyandığında aslında bir nevi bir anne gibi, sonra diş anne, dişil, eril, bu tarz kavramların girmesi ve doğum gibi kavramlarla bir doğum ortaya çıktı. Doğum ki kozmik bir yumurtaydı. Doğan şeyin ismi Hiranyagarbha, kozmik yumurta. Kozmik yumurta, birazdan daha ayrıntısını ve önümüzdeki dersler göreceğiz bu öykülerin. Kozmik yumurtanın kendisi çatladığında çıkan şey evrendi. Bunun gibi aslında mitoloji bizim için soyut kavramların anlaşılmasını sağlıyor. Ancak şu anda konuşacağımız ve bundan sonra yogaya dair en temelde burayı daha derin, analitik olarak anlamamız için, herhangi bir şeyin görünebilmesi için, anlaşılabilir olması için, ona sebep olan bir temel veya bir deneyim için bir deneyimleyene ihtiyacınız var. Bir görüntü için bir göze ihtiyacınız var. Ve mesela böyle bir form için bu formun görünürlüğe çıkartacak bir arka plana ihtiyacınız var. Tıpkı bir beyaz kağıda resim çizdiğinizde bir form, beyaz kağıtla o formun, o cismin görünür olması gibi. Bunlar şu demek, genel baktığımız zaman önce hiç vardı veya yok vardı. Aslında nesne olmayan bir şey vardı ve sonra nesne olmayan şey nesneliğe döküldü, görünürlüğe döküldü. Ancak bu görünürlüğe döküldüğünde sonsuzluğunu sonluluğa dönüştürdü. Birliğini ve tekliğini çokluğa genişletti. Bu yüzden de bunların başka tanımlarına bilim, bilinç ve madde kelimesini kullanırken yoganın bir başka terminolojisi Shiva ve Shakti terimlerini kullanıyor. En yüksek, her şeyi kendi içine alan ama kendisi deneyimlenemeyen, şu anda konuşan ama konuşanın ta kendisi ama konuşma ise onun harici. Veya tıpkı çevreleyen bu alan ve bu alanla beraber görünürlüğe çıkan içinde bir parça gibi. Bir şeye, görünürlüğüne sebep olan şey her ne ise ona temeldir. Yoga. Ve biraz önce söylediğimiz o karanlık sularda görünmeyen, deneyimlenmeyen, ya buna saf bilinç diyebilirsiniz, ya buna saf özne diyebilirsiniz. Nesne olamayan, deneyimlenemeyen ve deneyimin ama ortaya çıkmasına sebep olan. Yoga sutralar buna purusha diyor, zat. Tasavvuf dili de aynı şekilde, saf özne. Ve karşısında görünene ise prakriti diyor. Veya burada hatha yoga dili var, şakti kelimesi gibi. Saf bilinç, tıpkı orada uzay ve zamanın çöktüğü yerde.
Hiçbir şekilde kuvvet ve güç yok, hareket yok, eylem yok, yaratılış tırnak içerisinde görüntü yok. Ama görünmeyen, görünüre çıktığında eylem varsa eylemde güç var. Ve güç kendisine tıpkı şu anda da enerji dediğimiz şey görünebilen bir şey değil. Ama maddenin çok daha soyut, en yüksek frekans boyutunda verdiğiniz ismi. Saf enerji atomlar arasında fizik dil konuşursanız aslında mevcut olan tek şey. Ve onun görünürlüğe çıkmış olan hali ise katı ve kaba madde. Dolayısıyla bilinç, saf bilinç, tezahür etmeyen ama geri kalan her şeyin kaynağı, kökü olabilecek bir teklik. Zamansız ve mekansız, uzaysız bir boyutsuzluk. Tezahüre çıktığında ilk kendini gösterdiği şey saf enerji olabilir. Bunun bir başka ismiyle prana diye öğreneceğiz ya da öğrendiniz. Ve kendisiyle beraber aslında bu saf, aslında saf enerji herhangi bir madde olarak görünmemiş. Kütleye dönüşmemiş. Burada kütle yok henüz. Helyum, hidrojen sonra şuralarda oluşmaya başlıyor ki arada da böyle bir karanlık çağlar diye binlerce geçen yıl var. Yüz binlerce yıl hatta. 380 bin yıl gibi bir sayı burada söylemiş. Sonrasında daha uzun. Dolayısıyla daha sonra ortaya çıkan görünürlüğünde madde. Bu aşamalar dediğimiz gibi soyut ama anlamaya çalışırsak bundan sonra konuşacağımız tüm öyküler ve bizatihi fiziksel asana uygulamaları da aslında böyle bir derin gerçekte. Ve söylediği şey şu an çok uzun ve çok zor olan bir felsefi gerçeği, yoganın temel öğretisini aslında 2 dakikada özetlemeye çalışıyoruz. Söylediği şey şu, madde olan her şey saf enerjidir ve saf enerji kendisini aslında görünürlüğe çıkartan temele borçludur. O zaman burada tek gerçek vardır, enerjinin de arkasında temel olan, görünmeyen, konuşulmayan, söylenmeyen, deneyime çıkmayan ama enerji olarak deneyimlenebilir olmaya sebep olan bu da saf bilinç veya öncül temel ilke. Bunu çevirilere geldiğinde bolca Türkçe çevirilerde böyle gördüğünüz eminim. Öz ben, gerçek ben veya diyecekseniz ki Atman bir başka Sanskrit ismi. Temel olarak görünürün ardında olan sebep. Bilim buna da bilinç kelimesini verdi. Ama nesneliğe, bireyselliğe, biçime dökülmemiş bir halinde. Bu yüzden de deneyime ait değil. Deneyimi yok, biçimi yok, formu yok. Tıpkı buradaki zaman ve uzayın çöktüğü, yani zaman ve uzay çökerse bir noktaya, ki Einstein'ın teorisi de bunu ispatladı, E eşittir mc kare, kütle ışık hızına yaklaşırsa, ışık hızının ta kendisine eşit olursa çöker. Yani gitgide yükseldiğinde sonsuza kadar kütlesi büyür. Ama böyle bir şey mümkün olmayacağı için bir kütlenin sonsuzlaşması. O yüzden ışık hızına yaklaşamaz. Yaklaşırsa ne olur? Kütleliğini kaybeder. Ve zaman çöker. Uzay çöker. Yani siz hiçbir zamanda ve hiçbir mekanda olursunuz. Ama diyebilirsiniz bu aynı zamanda tüm zamanlarda ve tüm mekanlarda olmakta. Burası işte bu derin başka bir alana açılan. Bunlar bilimin konuşmasında anlaşılması daha soyut. Şimdi daha kolay bütün bu konuşmaları tarih boyunca aktarmak isterseniz ama belki diyeceksiniz ki bunları insanlık daha yeni geçtiğimiz ki Einstein'ın çok yakın zamanda yaşadığını bilerek bulmadı mı? Yoga metinleri ve eski en azından kadim öğretilerin şu anda da konuşacağımız yoganın bu 2500 yıllık tarihinde ilginçtir ki bu konuşmalar var. Bunlar aktarılıyor ve konuşuluyor ve yaratılış bu şekilde anlatılıyor. Yoga sutralar metinlerden bir tanesi, Hatha Yoga diğer öğretileriyle bir tanesi, Vedanta başka bir tanesi. Özetle diyorlar ki önce zaman ve uzay yoktu. Zaman ve uzayı içinde saklayan tekil bir temel vardı. O sadece vardı ve ismi yoktu. Söylenemez. Söylendiği anda ona ancak kozmik zeka diyebilirsiniz.
görünüre çıktığında ve daha sonra bu kozmik zeka daha kaba, somut ve yoğun haline gittiğinde atomların o evren teorisinde Big Bang'de anlattığımız gibi yoğunlaşmasıyla birbirine yıldızların çarpışmalarıyla daha sonra zihin ve zihinden sonra beş duyu bu konuşmalara göre yoganın aktarımına göre ve madde alemi, madde alemini ise beş temel prensipte buz, sıvı, ikisi arasında değişimi sağlayan ısı, gaz ve saf uzay olarak anlattı. Toprak, su, ateş, hava aslında bunlar bilim diliyle konuşursanız. Ve bunlar kendinden mümkün. Toprak, toprak, su, su değil. Bunları da sembolik okumamız ve düşünmemiz lazım. Ve burada aslında yaratılışın, yani şu resmin başka bir dille anlatımı var. Ve şimdi başka dillerle de anlatımlarını göreceğiz. Yani öykülerle. Ama temelde bilinç ve maddenin bir aradalığıdır yaratılış. Görünmeyen, deneyimlenmeyen öznenin görünür ve deneyimlenir nesneyle temasıdır evren veya kozmos. Ve birey olarak bu bedende siz de, ben dediğimde ben de veya tüm bu canlılar olarak her birimiz de yogaya göre. Bu yüzden de Arda Narishvara ikili, hem eril ve hem dişil, Shiva ve Shakti olarak çizilir. Ama bu bir erkek ve kadın demek değil. Sembolleri doğru okumamız lazım. O yüzden de eril ve dişil kelimelerini kullanacağız biz. Erkek kadın değil, tekrarlıyorum. Çünkü tüm yaratılmış her şey, erkek bedeni de dişildir bu konuşmaya göre. Tüm yaratılmış bedenlerin ardında değişmeyen bilinçse sabitliğinden dolayı erildir. Ve o burada gördüğünüz gibi köksüz, yani maddeyle ilişkisiz, tek başına kendinden menkul bir sabit. Madde ise burada gördüğünüz gibi köklü. O yüzden bu konuşacağımız konular Padmasana, lotus pozu, ayaklarınızı kaldırırsınız. Vrikshasana, ağaç pozu, ayağınızı toprağa basarsınız. Toprağa temas ettirmekle ayağı, tabanlarınızı havalandırmak, burada olmak ya da burada olmamak. Fiziken burada olmak ama olmamak diyelim buna. Bu anlamda da beden veya madde ve madde arkasında daha derin olan, ona sebep olan, geri çekilse bütün evren kapansa ki kapanacak. Bu da bilimin de şu an ispatladığı bir şey. İçerisine geldiği gibi geri çökecek. Belli bir yer, belli bir sınır var, entropi değeri. Bu genişlemesi, şu an genişlediğini keşfettikleri için Big Bang teorisi zaten doğru olduğu ispatlandı. Çünkü gitgide büyüyor, hala da büyümeye devam ediyor ama bu sonsuza kadar devam edemeyecek. Bir yere geldiğinde her şey geri noktaya geri çökecek. Dolayısıyla o çöktüğü yer aslında yoginin bizatihi bedendeyken çökmeye çalıştığı yer. Bu yüzden de Padmasana ve meditasyon aslında bu anlamda saf bilinç temeli ve ilkesini sembolize eder, çağırır. Fiziki olarak ayak toprakla temastaykense dünyayla beraber, madde ile birlikte tezahürü temsil eder. Ve Shakti, yani madde, yani evren, yani görünür olan kozmosun hepsi ama öte yandan zıt gibi görünse bile şu anda zıt değildir bir taraftan da. İçinde saklı tutar. Neyi? Çünkü geldiği nokta zamansız, uzaysız, mekansız olan noktanın bir nevi büyük patlama ya da büyük şişme. Kendini göstermeye başlaması, görünüre çıkması. Bu durumda da o zaman yaratılış kendisi, görünmeyenin görünür hali ise ikisi bir yandan da aynı şey. Böyle bakarsanız da. Bu da bir yandan aslında çiçeğin açıldığında tohumdan gelmesiyle potansiyelin kinetiğe dönüşmesi. Ve bu da bundan sonra hatırlayalım. Herhangi bir eril figür gördüğünüzde bu potansiyel demek.
herhangi bir dişil figür gördüğünüzde bu kinetik enerji demek. Yani kinetik görünüre çıkmış, tezahür etmiştir. Potansiyel görünmeyen ama içinde saklayandır. Shiva gibi, kinetik dişil Shakti gibi. Shakti dediğimizde bu ikiliğinde sadece farklı isimleri, belki farklı metinlerde tanıdınız. Bilim buna bilinç ve madde diyorsa, Vedanta Brahman ve Maya diyor. Maya kelimesini duyduğunuzda yanılsama demek değil, bağımlı olarak ortaya çıkmış olan demek. Nerede? İşte burada. Bunların hepsi bu noktaya bağımlı olarak ortaya çıktı. Bu yüzden de Maya bağımlı olarak ortaya çıkmış olan ve bağımlılığından dolayı, çokluğundan dolayı da parametrelere bağlı değişkenliğinde. Hangi parametrelere bağlı? Zaman ve uzay. Her şey, nesne, dünya, gezegen, galaksi, kozmos, her şey zaman ve uzay üzerinde tanımda. Bu yüzden de onun ismi madde ve bir kütleye sahip ve bu yüzden de maya, yanılsama. Bu da yanlış anlaşılmaların biri olduğu için burayı vurguluyorum. Maya'yı yok, öyle bir şey yok gibi çevirenler var. Yok demek değil maya. Bağımlı olan bir şey nihai boyutta gerçek ve var değildir. Bu yüzden yok diyebilirsiniz. Ama bağımlı olarak var olduğu için. Hatha yoga diliyle Shakti, yoga sutra diliyle Prakriti, madde. Prakriti, Sanskrit, pra, pre İngilizce'de, kriti, kriya, eylem, aynı şey, hareket. Eylemi ortaya çıkartan öncül şey, öncül hali. O yüzden de hareket, ki bu ne? Fizik diliyle enerji, saf enerji de diyebilirsiniz. Burası ise sabit ve değişmez, nihai temel ve gerçek, görünmeyen, görünüre burada çıkan Shiva, saf bilinç, Purusha, zat. Purusha, zat demek, özne demek, Sanskrit, literal çevirisi. Brahman, brih kökünden en geniş, en kapsayıcı. Dolayısıyla aslında her şeyi içine dahil eden bir kavram. Bilinebilir olmasını sağladığı için şeyleri temel seçti. Bilimde bilinç kelimesini. Ve bu konuşma bundan sonra göreceğimiz bütün öykülerin bu temelde olduğunu söylüyor. Hangi yenge? O zaman görünmeyen, tezahür etmemiş, zaman ve uzay haricinde kalan, ismi Brahman, Shiva, Purusha hepsi aynı. Özne veya öz, saf bilinç. Kendini ilk gösterdiği kozmik zeka ise insan bedeninde de gösterildiği aynı makro ve mikro yansıtmasıyla bireysel zeka. Bu saf zeka, insanda var olan ayırt etme, muhakeme etme, kıyas veriler arasında, ki matematik bunu yapıyor. Buddhi ismini alıyor Sanskrit. Daha somutlaştığında duyu nesnelerinin anlamın anlam bulmasını sağlayan duyu nesnelerinin derilerini bir araya getirip zihninizde yorumlatan düşünsel görsel işlem merkeziniz diyebilirsiniz. Arka yan loblarınız, kortekse dair eğer böyle bilimsel bir tanım vermek istiyorsanız ve bellek, hafızanız, verileri tutan. Buna manas ismini veriyor. Başka Türkçe çevirilerde kimileri buna alt zihin, üst zihin diye çeviriyor. Belki öyle kitaplar okumuş veya eğitim almış olabilirsiniz. O yüzden hani terminolojiyi yaklaştırmak için söylüyorum. Nerede nasıl çevirisi var. Zeka ve zihin diye ben çeviriyorum. İngilizce intelligence ve mind diye daha çok çevirileri olduğu için. Saf zekayla zihin ayrı şeyler yalnız. O yüzden bu dille manas ayrı şeyler. Bunun görünürü, yani nesnenin verisini alansa beş kapım, beş duyu, kıyasla daha aşağıya. Ve bunun kendisini çalıştırır bir biçimde göstermesi ise bir elektrikle içeride. Buna ise yaşam enerjisi veya biyoplazmik kuvvet veya fizyolojik işlevlerinizin her biri ya da ATP de diyebilirsiniz. Prana, Sanskrit ismi. Ve onun çalışması için kasa, tıpkı bilgisayarınızda kasa var, fizik beden. Bu da beş element, yani karbon ve vesaire vesaire, nitrojen gibi
belli başlı atomların bir aradalığıyla ortaya çıkan, ki bir zaman sonra da parçalarına tekrar ayrılacak olan. Bu anlamda da toprak diye sayılan temel veya beş temel elementin bir aradalığı. Belli gaz, belli sıvı, belli katılar. Fiziksel beden. Tüm önemli olan şu kavram. Tezahür etmiş olan zeka ile beraber evren, hepsi yaratılış. Aslında kinetik bir form, dışsal görünüre çıkmış. Bu yüzden ona enerji ve madde diyoruz. Ya da Sanskrit ismiyle Shakti. O zaman belli asanalar var ki kursu da başka öğretmenlerin yaptığından ilhamla bizde. Aslında bu yaratılışın bu kozmik soyut ilkeleri kategorisinde asanaları anlatmaya çalıştığı anlamları böldük. Bugün Shakti yani doğayı, kozmos, görünüre, yaratılışa çıkan madde ve maddeye dair bu anlamda enerji formlarını konuşuyor olacağız. Neler bu içerisine giriyor? Doğa içerisine gördüğünüz gezegenlerden tutun, doğa, fiziki dünyaya dair yaratılmış maddelerin de hepsi. O zaman Jüpiter, Güneş, kendi Güneş galaksimiz için, Güneş sistemimiz için, Ay, gezegene gelirseniz ağaç, lotus çiçeği, kuşlar, o zaman Bakasana, Kakasana, Padmasana, Vrikshasana, Sanskrit isimleriyle söylüyorum. Yani ağaç pozu, herhangi karga pozu, turna pozu veya Surya Namaskaram, Güneşe selam, Chandra, Arda Chandrasana veya Chandra Namaskaram, Ay'a selam. O zaman verdiği aslında kavramlarıyla asanaları kategorize ederseniz bu gezegene, bu doğaya, bu yaratılmış maddeye seslenen formlara sahibiz. Biraz onları konuşacağız. Böylece de hem yaratılışı anlamaya çalışacağız hem de bu yaratılışı anlamaya çalışacağız. Ve aralarındaki ilişkiyi de. Çünkü siz birey olarak bütünün zekasını içimizde saklıyorsunuz. Bu yüzden de bunu holografik evren gibi teorilerle anlatmaya başladılar. Ya da Hatha Yoga'nın ilminin ta kendisi bu. Yoga'nın ilminin ta kendisi bu. Burayı anlarsanız ne yaptığını, nasıl çalıştığını kozmosu anlayabilirsiniz dediği için. İçerideki ve aşağıdaki yukarıdakinin yansımasıdır dediği için. Bu anlamda da her bir asana böyle baktığımızda kullandığı sembolle mesela ki ilk hikayemiz Shakti dediğimizde yaratılış, enerji, doğa, madde, evren kendini gösterişi güneşte, ayda, nilüfer çiçeğinde, suda vesaire. İlk bizim için temel ve uygulamalara da genelde Hatha Yoga ile böyle başlarız. Surya ile başlıyor. Surya, hikayemizde Surya ile başlayacak. Yani güneşle. Çünkü bu gezegen üzerinde yaşam da güneşte ve bu bedende de belli yaşam temeli gerçeği de metaforik olarak simgesel, sembolik düşünmeyle güneş kavramıyla ilişkide. O yüzden Suriye'yi konuşarak başlayacağız. Böylece daha ilk başladık ama ilk kısmı aslında geri kalan bütün konuşacağımız pozlar adına önemli bir temeldi. Umarım açıktır. Üzerine daha da sorular varsa dersin sonuna doğru alabilirim. Ama önce bir güneş sembolizmi ve güneş üzerinden çalışmalar yapılan Surya Namaskaram ki temeli bununla başlatıyor olacağız. Surya Namaskar, 12 tane poz, omurganın uzaması ve geriye bükülmesiyle arka arkaya eklenmiş olan orijinal biçimi bu resimde gösterilen. Ama üzerine sonra tarihte başka yoga öğretmenlerinin kişisel adaptasyonu ve eklemeleriyle farklı biçimleri de şu an günümüzde biliniyor. Üretilmiş olan bir seri, bir akış, bir fiziksel pozdan diğer fiziksel poza durmadan geçildiği için Sanskrit ismiyle vinyasa, bir pozdan bir poza hareket geçtiği için. Her poz için, her fiziksel postür için bir imge ve bir sembol olduğunu hatırlarsak,
Şimdiye kadarki bütün konuşmada bu perspektifteydi. Makrodan mikro boyuta doğru. Üç katmanlı bir bakışla hem deva, bu anlamda bu kozmik ilkelerin, soyut ilkelerin madde formunda da daha soyut, kozmik formda da okuması olabilir. Birincisi, Adhyatmika dedim. Aslında aşağıdan bahsetsem daha iyi olacak. Adidaivika. Bununla başlayalım çünkü konuşmamız da buradandı. Deva kavramı var burada. Daiva, devaya ait, devaya sahip olan demek. Sanskrit çevirince. O yüzden de deva kavramı var. Deva yani kozmik, soyut bir kuvvet ve güç. O zaman her kavram, her sembol, şu anki örneğimiz ki Suriye, Güneş, sahip olduğu bir kozmosa dair metafor var. Kozmosa dair güneş aslında ışık demek. Sahip olduğu, deyin ki siz bu patlamalarla. Ama o bir yıldız. Güneş ismini biz veriyoruz. Aslında o bir yıldız ve yıldız ışık ve ısı merkezi olan. Isı ikincil plandadır. Asıl temel ışıktır. Çünkü maddeye dair zaman ve uzayda dediğimiz gibi maksimum kırılmayı, çökmeyi ışık hızında gerçekleştiriyorsunuz ve görüntü, herhangi bir şeyin görünürlüğü ışığa mahkum. Işık yoksa görüntü yok. Bu yüzden de ışık çok temel, bu anlamda kozmik, soyut bir kavram. Adi Bhautika dediğimizde ise Bhuta kavramı var içinde, Bhuta'ya dair. Bhuta temel ilke demek, bu Pancha Mahabhuta. Pancha beş, Maha büyük, Bhuta ilke, element. Ama element ne demek? Kimyada da aynı şey geçerli. Bhuta aslında öncül form demek. Öncül form. Ve o öncül formla geri kalan tüm bileşikleri yapabilirsiniz. Bileşikleri yapabilirsiniz adı üstünde. Kimyada da böyle. Karbon temel bir öncül form. Oksijen temel bir öncül form. İkisini bir araya getirirseniz başka bir bileşik ortaya çıkartırsınız. Ama bu bölünür temellerine geri. Böyle baktığınız zaman da temel parçalar, temel formlarıyla yani bu beş temel element diye konuşulan onların bir araya gelişiyle aldığı nesnel form. Burada bizim için bunun ismi güneş. Işık ve güneş ayrı kavramlar. Bunu anlatabildim umarım. Aynı şey olarak düşünmeyin, değiller. Güneş onun fiziki görünürlükteki formu, ışık ona dair soyut bir ilke. Ve bunun bireysel, yani ne oldu? Çok soyut, kozmik bir yerden başladık ışık. Bunun daha somut halinde görünür form olarak güneş dediniz. Ve bununla beraber, ama kim konuşuyor bunların hepsini? Ben konuşuyorum. Ve ben onunla ilişkiye geçtiğimde onun bende bir yansıması var. Görmem gibi, düşünmem gibi. Bunun dolayısıyla metafor veya analojiyle böyle baktığınızda içeride görüntünün anlamın ortaya çıkmasını sağlayan bir ilkem gibi. Buna da deyin ki görüntünün ve anlamın ortaya çıkmasını sağlayan sizin ilkeniz zihin. Ama zihin değil tek başına. Zihni ışık veren neyse o. O yüzden de Surya zihne, asıl zihin burada yanlış anlaşılmaya düşebilir. Zihne ışık veren, düşünceye ışık veren neyse o. Ve ona bir isim vereceğiz elbette. Birazdan söyleyeceğim. Şimdi burada hemen cevabı vermiyorum. Ben ama tahmin etmiş olabilirsiniz. Şimdi bu katmanlardan dolayısıyla diğer pozlarımızda konuşacağız tek tek. Önce metafor, analojiyi, okumalarla buradan başlayacağım, ortadan. Çünkü zaten bu ikisi üzerine biraz daha kolay hikayeler. Ama mitoloji dediğimizde aslında bize kozmosdan daha içeriye doğru gelen öyküler verecek. Mitoloji hep hikayeler, insanın anlayabileceği kadınlar, erkekler, aileler değil mi? Böyle bakarsak öyküler. Ve öykümüz şöyle. Ivasvan, şöyle diyelim. Karanlıkta bir rahim gibi, bir karanlık diyelim ki kaynak gibi böyle bir tohumdan ortaya çıkan bir çocuk doğuyor. Annesi Aditi,
O yüzden de aditi bağlanmayan demek. İlk olan demek. Ve isim olarak böyle biçimle gösterilmeyen demek. Ama bir şekilde bir anne tarif ediyor. Ve oradan doğan bir çocuk. İsmi Yasvan. Çok parlak olan demek. Öylesine parlak, öylesine parlak ki yaklaşamıyor evlendiği zaman eşi ona. Eşinin ismi Sangnya. Sangnya zeka demek bu arada. Böylece dolayısıyla metafor okumaları almaya başlayabilirsiniz. Eşi öylesine ışıklı ki yaklaşamıyor ve onunla hiçbir zaman beraber olamıyor. Bu yüzden babaya gidiyor. Baba, bu karanlık rahimden ortaya çıkan, ona sebep olan Daksha isminde bir figür. Ve diyor ki o kadar parlak ki eşim Vivasvan, yaklaşamıyorum. Bunun üzerine Vivasvan'ın ışıklarını kesiyorlar, küçültüyorlar. Vivasvan'ın ışıkları küçüldüğü zaman ona yaklaşabilmek için Sangnya yanında bir başka eş getiriyor. Onun ismi Chaya. Onunla da evleniyor Vivasvan. Chaya gölge demek Sanskrit. Işığın dolayısıyla aslında o kırıldığı yansımasına bağlı çıkan görüntü. Ve böylece aslında bize hikaye Vivasvan, güneşin bir başka ismi. İki eşi var. Birinin ismi Zeka, diğerinin ismi Gölge. Öylesine parlak ki ilk başta ilk eşi evlenemiyor onunla, yaklaşamıyor. Ve yanına gölgeyi alarak dokunuyor. Sonra onu küçülttükleri zaman tekrar beraber oluyorlar. Ve artık Vivasvan daha görünür bir hale geliyor. Bunun bir sürü başka başka okuması olabilir Surya üzerinden. Bir başkası Surya üzerinden önce konuşuyorum. Yani genel tanıtıyorum, sonra açıklamalarını yapacağım. Surya bir deva, böyle baktığınız zaman. Yani bir kozmik ilke. Ve onun bir imge olarak çizimi bu resimdeki. Şurada gördüğünüz. İnsan zihninin anlayabileceği bir form. Ama bu bir adam mı, insan mı? Hayır, böyle okumuyorduk. Bu bir kozmik ilke. 7 tane at tarafından çekiliyor. Ve bir sürücüsü var. Atların 12 tane tekerleği var. Her tekerlek 8 bölümden oluşuyor. Ve Surya'nın eşleri biraz önce anlattığım gibi Sanjana ve Chaya veya Sanjana ve Chaya, ikisi de aynı isim. Sürücüsünde ismi Usha ve Aruni. Kim bunlar? Ne anlatmak istiyor? Sadece size düz böyle bir hikaye anlatmıyor. Bakarsanız bir başka bakalım. Işık yine aynı şekilde. Aslında biz ışık diye bir kavramla konuşuyoruz değil mi? Biraz önce dediğimiz aditi. Bir nevi burada da bir kadınla çizilmiş. Ama aditi karanlık sadece belki matrisin ta kendisi. Öncül ve ilksel olan potansiyel form. Kendinden doğacak, ortaya çıkacak ışık. Big Bang'in ilk anlattığım hikayeyi hatırlayın. Önce ışık bile içinde soruluyordu, görünemiyordu. Işık sonra o fotonların vesaire öylesine yoğunluğundan dolayı çökmesiyle görünüre çıktı. Ve görünürlüğünden sonra vesaire vesaire diğer evrenin katmanlarını ortaya çıkarttı. Aditya'nın oğlu bu kozmik potansiyel sadece bir rahim gibi. O karanlığın oğlu Savita bir başka ismiyle. Surya'nın bir sürü ismi var. Savita değişen, görünür olan, ışıklı olan. Siz Savita'yı nereden biliyorsunuz? Ünlü Gayatri Mantra'dan biliyorsunuz. Om Tat Savitur Vare Enyam Savitur Savita'ya. Yani ışığa seslenen bir mantra o. Neden? Çünkü ışık ilk görünür olan ve kozmik zekayla öncülü neyse kendini gösteren, deyin ki buna siz saf bilincin, kendini gösterdiği ilk hali, ışık. Öncesinde ise onu doğuran kim? O karanlık potansiyel duran. Bu da böyle bir dişil doğuran gibi göründüğü için o madde, tezahür etmemiş olan, henüz maddenin tezahür etmemiş hali, böyle yukarıda anlatmıştım hatırlarsanız, saf bilincin sonra tezahür etmemiş halinde ya da o fotonların ışığı henüz göstermediği öylesine yoğunluğunda halinde sonra ortaya çıkan.
Dolayısıyla Aditya'nın oğluysa Savita, aslında bu karanlık potansiyelin çocuğu, ışık, ilk doğan okumasında. Ve eğer Vivasvan çok parlaksa, eşe Sanya, zeka ona yaklaşamıyorsa, bir yıldızın oluşumunun hikayesinde bunu görebiliyoruz. Bu yüzden de böyle heyecan verici bence her sembolün okunması. Çünkü kozmik bir yıldız oluşması, yine yukarıda evrenin ilk oluşumunu anlatırken bir yoğun nebula gaz bulutu demiştim. Burada helyum ve hidrojen bile olmayan çok yoğun ağırlığında. Sonra ilk helyum ve hidrojene doğru dönüşürken kendi içine bu fotonların çökmesi başlıyor. Ve çökmesine doğru yavaş yavaş yıldızın ilk hali, protostar dediği öncül hali. Ve bu o kadar ışıklı ki, o kadar geniş bir alanda ki, yani insan zihni anlamında da zor. Şu an normal fizik anlatıyorum. Öylesine yüksek ki bu da tam hiçbir şekilde oraya ne bir gezegen, galaksi, o çekim kuvvetine giremeyecek kadar çok büyük bir boyutta. Ve sonra kendi içerisinde protonlar, nötronların iyice çökmeye başlamasıyla, o yoğun ısı ve sıcaklık vesaire onunla, çökmeye başlamasıyla sonra biraz daha ışığının küçülmesiyle, tabii biraz daha dediğim, yani insan zihni alamayacak kadar boyutlarda alanlar, bir yıldıza dönüşüyor. Ve bizim güneşimiz de böyle bir süreçten geçti. Tüm yıldızlar gibi. Ve Vivasvan'ın o büyük yıldızlı ışığına, Sanya'nın kozmik zeka, yani yaşamın öncül ilkesi olarak kendini göstermeden yaklaşamaması, onun bir nevi yıldızın ilk oluşumundaki o çok parlak zamanı anlatan bir mitolojik öykü. Ve sonra yanına hem onunla beraber görünür olan Sanya, zeka, aynı zamanda ya da bilinç, aynı zamanda da gölge, ışıkla beraber ortaya çıkan formlar eşlik edebiliyor. O yüzden de bir kadınla bir erkek mitolojik bir öyküde evleniyorsa, bu tanrılar birbirleriyle evleniyor gibi, bu bir kadın bir erkekle evlenmiyor. Bu bir soyut kavram, başka bir tezahür eden kavramla bir araya geliyor. Tıpkı çok yüksek, yoğun bir ışık kaynağının yanında yaşamın belirmesi gibi. Sanya ile Vivasvan'ın evlenmesinden anlatılan veya Şakti ile Şiva'nın evlenmesi gibi. Şakti ile Şiva bir kadın erkek olarak evlenmiyor. Madde bilinçte beraber tezahür ederek evreni gösteriyor. Şu anda siz bir beden olarak Şakti ile Şiva'nın evliliğisiniz. Hatha Yoga'da bu yüzden Şakti ile Şiva'ya ulaşma arayışı, yani maddeden arkadaki bilince ulaşma arayışı. Bunlar bu anlamda okumalar. Ve sonra bu yıldızın sonra çöküşü, bu öyküyü şimdilik bırakıyorum. Daha konuşacak çok şeyimiz var ama bununla da ilgili mitolojik öyküler var. Aynı şekilde burayı da anlatan. Onu belki sonra konuşuyor olacağız. Yani o da dünyanın nasıl yok olacağını anlatacak. Ki bilimsel olarak da gezegenimizin sonu öyle gelecek görünüyor. Ve şimdi tekrar geri gelelim. Surya'nın 7 tekerleği, 7 arabası vardı, atlısı. Çevresinde dönen 7 gezegen diye burada yazılmış zaten. 12 tekerleği vardı. Güneş artık, yani normal bir yıldız olduğunda, çevresine çekim gücüyle gezegenleri alıyor. Şu anda bildiğimiz güneş sistemimiz ortaya çıkıyor. Surya'nın ta kendisi. İşte bu bir güneş sisteminin sembolik imgesi. Şu an burada neyi görüyorsunuz? Bunu görüyorsunuz. Bunları görüyorsunuz o resimde. 12 tekerlek ne demek? Güneşin 12 tekerleği var. Çünkü 365 gün boyunca dönüşünde, aslında uluslararası astronomi birimine göre 88 tane takım yıldızımız var. Çevrede, baktığımızda gökyüzünde dönen, ama bunların 12 tanesi temel görünür anlamda bir arada. Bunları 12 burç olarak biliyoruz. Aslında 12 takım yıldız demek. Boğa, koç vesaire gibi isimleriyle benzettiğinden. Ve güneş aslında her birinde belli bir süre ortalama kalarak, 28 gün civarı, tam değil ama ortalama bu değişebiliyor. Sonra birinden diğerine doğru geçiyor. Bu da aslında 12 dönüşüyle 12 ay. 12 ay kendinden menkul 12 ay değil, bu dönüşünden dolayı aslında bunlara denk gelen
Ve takvimler de eski daha. Takvimler aslında bu isimlere istinaden sonra tarihte değişim. Bu 12 aslında dönüşüyor. O yüzden tekerlek çevresinde döndüğü için. 7 atı var güneşin. Surya Deva'nın. 7 at. Güneş eğer biz baktığımızda şu an bu konuşma bizim insan gözünün bakışıyla anlatım. Dünyayı merkeze alırsanız, dünyanın ekvatorundan mesafelendirirseniz ki bunu dahiyane veya heyecan verici olan 2500 yıl öncenin metinlerinin anlatımı olduğunu tekrarlıyorum ve bu öykülerle aslında insanlığa miras bıraktı. Baktığımızda yakınlığına bağlı ekvatordan bahsediyorum. Normalde şu şekilde sıralama olduğunu biliyorsunuz bu normal fizik derslerinizden. Ama ekvatordan yani insan gözüyle beraber gözlemle aldığınızda ay, sonra Merkür, sonra Venüs, sonra Güneş, sonra Mars, sonra Güneş, sonra Jüpiter, sonra Satürn'ü görebilirsiniz. Mesafelendirmesi, tekrarlıyorum, dünyanın ekvatorundan aldığında insan gözüyle dünyayı merkez alarak. Ve bunların sıralamasına göre 1, 2, 3, 4. Her birini dünya ki 24 saat geçiriyor. Değil mi? 24 saat kendi etrafında dönüyor. 24 saat uzaktan yakına doğru sırayla yazarsanız Satürn'e 1. saat gece 12 ile 1 arası, 2. saat Jüpiter, 3. Mars. Demek ki sıralamayla yazıyorum. 4 Güneş, 5 Venüs, 6 Merkür, 7 Ay. 24, 3 katı 21. 21'de tekrarlayacak 3 artığı var. O zaman 3'te 1, 25.si yani yeni günün ilk saati 4. gezegene denk gelecek. Böyle ilginç bilmece gibi oldu ama size şimdi çok ilginç haftanın günlerini bulmuş olacaksınız. Haftanın günleri 7 atı aslında Güneş'in Dünya ile beraber gözlenebilir gezegenler arasındaki ilişkisinden dolayı ve bu 7 at bunu temsil ediyor. Yani buna bir dersem, buradan en uzağa Satürn'e bir dersem aslında 1, 2, 3, 4 Güneş 25. saatte o günün başlatan gezegeni. Bu yüzden ilk günün adı Sunday, pazar. Sonra dörtlersen 1, 2, 3, 4, 3 artıktan ikinci gün 25. saatte yani ikinci günün ilk saatinde Monday, pazartesi, ay egemenliğinde geçiriyorsunuz o günü. Üçüncü gün buradan 4 sayarsanız 1, 2, 3, 4, salı. Bunun Thursday, Nordic aslında destanlara, mitolojik öykülere göre Mars'ın diğer ismi. Buradan 1, 2, 3, 4, Wednesday. Merkür 25. saate geldiği için. Woden, Merkür'ün diğer ismi, çarşamba. Buradan 1, 2, yukarıdan 3 ve 4, Jüpiter. Thor'un günü. Thor, Jüpiter'in diğer ismi, Thursday. Ve Hint, Sanskrit'te de bunların Sanskrit isimleriyle haftanın günleri sayılıyor. Buradan da 1, 2, 3, 4, Friday. Venüs'ün ismi. Buradan sonraki de Satürn'ün günü, Saturday, cumartesi. Dolayısıyla aslında haftanın oluşumu güneşten dolayı. Yani 7 diye bir şey, makrokozmos size veriyor 7'yi. Makrokozmos verdiği için siz bunu aslında mikrokozmosta kullanmaya başlıyorsunuz. Ne gibi? Daha başka boyutlarıyla insan gözü üzerinden ışığın ta kendisi de yine güneş üzerinden kırıldığında 7 renk çıkartması gibi. Bunun mikrokozmosta 7 farklı temel ana biyolojik fonksiyona sahip olmanız gibi. Bunun ismine metafor çakra diyeceğiz. Ve her birinin de bu anlamda ışığın alt kırılmasından üst kırılma frekans boyutuyla temsil edilmesi gibi. Kırmızıdan turuncu, sarı vesaire. Dolayısıyla bunların hepsi Adipautika boyutunda bir mitolojik öykünün Vivasvan Samgya ve Chaya ile evliliğinden Surya Deva'nın 7 atıyla giden birisi.
arabacısı Uşa ve Aruniydi isimleri. Şafak ve tan demek. Süren, bazen o geçişinde şafak, doğumu getiren, bazen tan oluyor. Yani buradan bu öyküyü de okuyorsunuz. Ve diğer, bu hafta ve diğer geri kalan evrenle güneşin ilişkisi. Bakarsanız ama bireysel benliğinize, burada, bu makrokozmozda güneşin varlığı. Bunun da kendisi burada ne yapıyor? Burada görünüre çıkartan ışıktı, değil mi? Adi Daivika dediğimizde ışıktı. O zaman ışık form bulmuş bilincin ilk haliydi ve kozmik zeka ta kendisiydi, ilk görünürlüğe çıkan ışık. O zaman Surya dediğinizde siz bu mikrokozmozda kozmik zekayı, burada saf zekayı, form bulmuş bilinci, enerjiyle beraber olan, yani maddeyle görünürlüğe çıkmış olan arka plandaki bilinci, Şakti ki onun somutlaşmış hali, o yüzden güneş ve ışık olarak konuşuyoruz. Ve buradan da geri giderseniz o ışığın kendisini, öncül sebebini bilmeyi yoga öğretisi içerisinde de ışığı bilmek demek, ışığın kırılmışlığından yola çıkarak ışığı bilmek demenin ismi aydınlanma. Kendini bilmek veya dolayısıyla gerçeği bilmek. Dolayısıyla Surya bu kavramları çağrıştırıyor. Ve ışığın kendini gösterdiği, aslında saf enerji dediğinizde ise görünüre düştüğü boyut, o yüzden de Atma Sakka diye Sanskrit ismiyle geçer. Bunu sonra göstereceğim. Okumuş olduğunuzu nereye yazdım? Atma Sakka Prana'yı temsil eder. Atmanın arkadaşı demek. Bilincin arkadaşı demek. Bilincin, saf bilincin en yakın arkadaşı prana, yaşam enerjisidir. Enerji, kendini göstereni. Bu yüzden de Surya'ya aslında var olan buradaki prana da temas edebilirsiniz. Yaşam enerjinizde. Ve Surya Namaskar, geri gelirsek böyle uzun konuşmayla. Dolayısıyla bunların hepsi, siz bireysel eğer herhangi bir fiziksel, dolayısıyla Surya ile ilişkiye geçmeye çalışıyorsanız, hele ki namaskaram yapacaksanız ona, yani selamlama, önünde hürmet etme. Kimin önünde hürmet edersiniz? Saf bilinç, burada saklı olan Atman. Kendini nerede gösterir? Prana, işte elinizde, ayağınızda, gözünüzde, ortaya çıkan enerjide. Dolayısıyla yaptığınız tüm salutation, namaskaram, selamlama varsa, nihayetinde saf bilince ki burada da, kozmosta da saklı olan ama kendini burada tezahüre gösterime çıkarttı. Şakti enerjiyle, onun diğer ismi var olan yaşam enerjinizde, prana'da. Bu yüzden de prana'ya seslenin. Aynı zamanda da yoga, hatha yoga uygulamasında 12 Surya Namaskar mantra eş zamanlı orijinal uygulamadan bir mantra tekrarlayabilirsiniz. Her biri bir titreşimdir ses olarak ve anlamdır. Om Mitraya Namaha, elleri göğsünüze aldığınız ilk form. Herkese ve her şeye dost olana kim? Prana, yaşam enerjisi, herkese ve her şeye dost. Enerji, her şeyin yanında beraber. Enerjisiz bir şey göremezsiniz. Raveye Namaha, enerji enerjiye dönüşür. Dolayısıyla değişim dediğiniz şey enerjidir. Suryaya Namaha, enerji işe dönüştürür, kuvveti eyleme. Eyleme geçiren, Surya hareket ettiren demek literal olarak. Bahanaveya Namaha, ışık veren, aydınlatan, dolayısıyla gösteren. Kagaya Namaha, ka gökyüzü, aslında uzay, uzayda hareket eden demek. Bunu bireysel güneş olarak da görebilirsiniz, prana olarak da görebilirsiniz, değil mi? Enerji çünkü hareket ediyor. Adibautika olarak güneşte görürsünüz. Diğer adyatmika, yani bu konuşmayla aslında prana da görürsünüz. Puşne Namaha, enerji, yaşam, yine yaşam veren Puşne. Hiranyagarbha, ilk ortaya çıkan kozmik yumurta, kozmik zeka, ilk görünürlüğe çıkan ışık dediğimiz neden, ilk maddenin ardındaki neden. Mariccaya Namaha, ışın parçası, aynı şekilde kendini gösterdiği yer. Adityaya Namaha, Aditya'nın çocuğu, Aditya ilk olan, ilk olandan ortaya çıkan, ilk olan ne? Tezahür etmemiş karanlık madde. Şu anda da dark enerji diye evrende saklı olan bir enerjiden bahsediyor. %70'i nicelik olarak ölçülemeyen bir şey. Bir nevi ona prakriti veya tezahür etmemiş o maddeye benzetebilirsiniz. Onun çocuğuydu ışık, hatırlarsanız. Savitre Namaha,
bir biçimden bir biçime evrilten savittur, savittri, o omtat savittur varenya mantra, Gayatri mantrada geçen evrimin, geçişin, değişimi yaptıran, o yüzden de savitta ışık ya da onun tezahürkü enerji, farklı evrimleri dönüştüren, arkaya her şeyin bir üremesine sebep olan, yeniden ortaya çıkmasına, ki yaşamın devamlılığı, baskaraya namaha, bağa, aydınlık, ışık demek, ışık veren. Dolayısıyla siz prana veya atman, prana ki atma saka, bu yüzden o ilişki önemli. Yani atmanın, bilincin, saf bilincin arkadaşı, ilk görünür hali, Surya namaskar veya Surya ile bu kavramı çağırdığınızda bunları çağırmış oluyorsunuz. Fizik bedende ve kozmik olarak alem evrende. Tarihine bakarsak aslında Surya'ya karşı namaskaran farklı farklı pratiklerin oldu. Ve Aditya Hırdayam diye çok eski metinde güneşle kurulan bazı ritüeller var. Ama bizim şu an uyguladığımız Surya namaskaram tarih olarak çok eski değil. Farklı, dediğim gibi öncül başka ritüelleri olsa bile tarihi 1928 yılında Maharashtra, Hindistan'ın bir eyaleti. Oranın prensinin böyle askerlerini ve çevresindeki diğer insanları da fiziki olarak egzersizle, kendisi de bir yoga eğitmeni eş zamanlı, çalıştırmak için ürettiği bir sistem. Savaş sanatlarından, Hint kültüründe çok derin bir fizik beden terbiyesi ve araştırması, bunun derinliğini bilmek adına başka disiplinler de var. Danstan savaş sanatlarına kadar. Savaş sanatlarından aslında alıyor. Ve 1928 yılında Surya Namaskar for Health Efficiency Longevity diye bir kitap yazıyor. Bu kitapta da bunlar kendi o kitaptan çizimler. Orijinal haliyle ilk Surya Namaskaram dünyaya tanıtıldığında bu biçimle tanıtılıyor. Biz de şu anda genelde geleneksel Surya Namaskar dediğimizde bunu uyguluyoruz. Sonra başka eğitmenler, şu an Ashtanga Yoga, Ashtanga Vinyasa Yoga diye bilinen aslında Patabi Joyce'un önderliğinde ona başka Surya Namaskar A, Surya Namaskar B gibi stiller geliştirdiler. Bunlar 1960'tan sonraki ürünler. Bu daha temel ilk ortaya çıkışı. Bu da 1938 yılında aslında yazdığı Surya Namaskar'ı tanıtan aynı yazarın kitabı. Bir pozda statik tutmuyorsunuz, biliyorsunuz muhtemelen. Bir pozdan bir poza geçiş yapıyorsunuz. Bu da Delhi Hava Limanı, Hindistan. Burada böyle büyük bir, artık yoga çok ünlü olduğu için heykel yaptırmışlar. Surya Namaskar yapan insanlar. Ve bunu batıya tanıtan diğer öğretmenler de aslında tanıtırken, bu 1960'lardan bir yoga öğretmeni Swami Vishnudevananda. Aslında klasik standart yoganın tekilliğinde formlar başka, yani asanalar başka biraz daha hitapta. Bu biraz daha fiziksel bir egzersiz anlamında, bedeni canlandırmak açısından ve güçlendirmek açısından bir öncül. Temelde prana'nın, hatırlatırsak, yaşam enerjisinin o akımı ve yoğunluğu için. Surya kavramına geri tekrar geleceğim ama Surya ile ilişkili iki poz daha tanıtmak istiyorum. Birisi Paschima ve Purva, iki kavramla. Güneşimizin etrafında dünya kendi etrafından batıdan doğuya doğru dönüyor. Dolayısıyla batıdan doğuya döndüğü için güneş önce doğudan ilk görünüyor. Yani doğudan doğuyor. Işık ilk gözünüze, yüzünüze doğudan gelmesin bir nevi benzetmesiyle bedenin ön kısmı Purva, doğu olarak tanımlanmış. Güneşe ışığı gören. Burası karanlık. O yüzden batı olarak tanımlanmış. Batış, paschima. Paschima, batı, purva, doğu. Ve standart klasik hatha yoga terminolojisinde bütün şu an günümüzde geri bükülmeler diye bilinenler, purva tahasanalar, aslında doğuyu açanlar, paschima tahasanalar, batıyı uzatanlar diye bilinir. Ön eğilmeler, arka tarafı uzatan. Bu yüzden de iki başka poz, paschima, uttana, asana, aslında bedenin batısını uzatan poz demek. Paschima, güneşi görmeyen tarafınızı. Ve Surya Namaskar gibi, nasıl ki prana açısındansa, bu çok geleneksel, çok eski metinlerde çok önemli bir pozdur. Bu yüzden bunun altını vurgulamak, biraz da pozlar adına da tarih bağlantısını da söylemek istiyorum kurs genelinde.
Paschima pozların pozu diye geçer. Hatha yoga. Birçok poz başka daha ünlü ama Paschima Uttanasana o kadar şu an önemini görmüyor gibi. Ama klasik Hatha yoga metinlerinin hepsi 5 poz sayıyorsa kesin Paschima Uttanasana'yı sayarlar. Birkaç alıntı. Hatha yoga Pradipika en temel Hatha yoga metini. Asanalar arasında en önemlisidir. Vayu, bedendeki prana. Vayu, prananın bir diğer ismi, akım. Vayu'yu önden bedenin arkasına, bedenin temel attığı suşumla, ortadan omurga, boyunca taşır, mide ateşini arttırır. Bunu uygulayan tüm hastalıklarından korunur. 1. bölüm 29'da. Shiva Samhita başka bir Hatha yoga metni. Yine Paschima Uttanasana'ya büyük övgüler. 4-5 tane sadece poz tanıtır Shiva Samhita. Çok da poz tanıtmaz. Bacakları ileri uzatın, birbirinden ayırın, hafif ayırın demiş. Normalde biz kapatın diyoruz. Ellerle başı tutun, dizler üzerine yerleştirin. Sert katı duruş denir. 1600'lü yıllardan bir metin bu, 1700'ler. İçeride havanın hareketini uyarır, atalet bedendeki rahatsızlık hissini artar. Aynı zamanda buna Paschima Uttana, öne kapanma duruş da denir. Bunu uygulayan kişi, bilge kişi, şüphesiz bedendeki yaşam gücünün, prana bahsettiği, arka yönde akmasına vesile olur. Ve bunu uygulayan tüm yetilere, siddi, özel güçler, yetiler elde eder. Böyle bir büyük önem var Paschima Uttanasana. Yine güneş, prana, ışık bu bağlantıyla. Ve bakarsanız pozun daha içsel anlamlarından kapattığınız zaman kendinizi aslında omurganın tek böyle bir laptop gibi hattından yapıyorsunuz. Burada çok yoğun, dolayısıyla bir baskı var. Ve hiç kolay bir poz değildir. Görüntüsü kolay gibi olsa bile uygulayanlar uzun süreli bilir. Çok uzun süreli çalışma yine de gerektirir. Çalışsanız bile yine de her seferinde aynı şekilde yapamayabilirsiniz. Sadece bacak değil, çünkü omurga özellikle buradan alır yoğunluğunu. Ve belki böyle manalar anlamında özellikle içsel bir de zihinsel etkilerinden bahsedecek olursak, Surya Namaskar nasıl ki zihin, düşünce, ışık verenle uyandırıyorsa, Paschima Uttanasana batı, karanlıkla düşünürseniz kapatır, duyuları kapatır, zihni kapatır. O yüzden bir meditasyon pozu olarak da geçer aslında Shiva Samhita'da anlattığı üzere. Ve duyuların kapanmasıyla beraber aslında içsel olarak odaklılığı arttırır. Buna alıcılık arttırılması denebilir, teslimiyet geliştirilmesi denebilir. Zırtları birleştirmek demişiz bu ikiyi beraber yapmak anlamında. Çok uzun süreli ve ciddi anlamda çabadan ziyade kabul gerektirdiği için sabır ve tevazu böyle boyun düşürmeyi öğretir. Böyle Surya Namaskara ek olarak güneşle ilişkide diğer pozumuz. Bunlarsa fiziksel etkileri. Bunlara çok girmem gerekiyor mu bilmiyorum. Belki yine de tanımak isteyen, yani kursun asıl hedefi bu değil. Ama yine de tanıtmak, bilmek isteyenler için biraz hızlı geçiyor olacağım bunları. Fizyolojik daha fayda anlamında. Daha çok öykülere ve bağlantıları konuşmak istiyorum. Ve Purvata dediğimizde ise tam zıttını aldığı için Purva doğu. O zaman yüzünüzden topyekün bir uzatma yapıyorsunuz. Purva Uttana Asana. Uttana uzatmak, esnemek. Purva güneşe bakan yanınızı, ışığa bakan yanınızı. Ve ne kadar diğeri kapanmaysa bu o kadar açılma. Açılmaya bağlı olarak ne kadar bırakmazsa o kadar güç, itme. Bu yüzden de kol gücü, karın gücü dengeleyicisi olmakla beraber kaslar anlamında da daha sert bir pozdur. Bu Surya'nın alt başlığıydı. Asıl hedefimiz Surya Namaskar'la prana ve atman bağlantısı. Paschima Uttanasana, Purva Uttanasana da hikayede aslında bu ana başlığın altına giriyor. Şu anda şakti kavramıyla başladık aslında. Enerjinin saf madde haline döküşü. Bu ikisinin beraber kendini gösterdiği temel iki kavram olduğu için makrokozmosta da güneş ve ay, dünya üzerinde bütün yaşamın yine temeli olan iki prensip, kadınların üremesinden aynı zamanda bütün canlıların güneşle beraber yaşam faaliyeti göstermesi. İkisi temelinde, makroda da mikro boyutta da, bu yüzden bu iki sembolle bugünkü dersi başlattık ve uzundu çünkü çok önemli ve çok çok gerçekten temel
Varoluşumuzu bu kadar sıradan ve standart alamayız. Onların ritmiyle bu ritimdeyiz. Bu yüzden de onların ritmine adapte olmamız gerekiyor. 28 günde menstruasyon olmamız gerekiyor idealde. Olmuyorsa bir şey demiyorum ama ideali bu. Ve güneşin saatiyle, güneşin zamanıyla uyanmamız ve uyumamız gerekiyor. Güneşe göre faaliyet fonksiyonu, aylara göre Ocak, Şubat, Mart onlar da bir şey söylüyor. Her biri dolayısıyla aslında bizim bütün bu varoluşla bir parça oluşumuz adına ilişkide. Hatta yoga bilimi de geri kalan mitolojik öykülerde bize bunu anımsatıyor.